Merhaba, NLP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman diyetisyen Özden Örçü. Bu aralar gündemimizde çokça bahsedilen süreçlerden birisi üniversite sınavlarına hazırlık süreci olacak. Burada beslenmemizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor, onlardan konuşacağız. Tabii ki de üniversite sınavları hepimizin geçtiği basamaklardan birisidir. Yoğun ve tempolu süreçlerden birisi. Çoğu öğrenci kaygı içerisinde. Kimisi aylar öncesinden ya da haftalar öncesinden stres ve kaygı içerisinde oluyor. Acaba hazır mıyım? Unuttuğum bir formül var mı? Ya da bu konuyu hatırlamazsam, sınav günü uykusuz kalırsam ya da uykum gelirse, peki ya tuvalet ihtiyacım olursa, fazla bir şey yesem o iyi olur mu? Ya da işte tam tersi bir şeyler yesem neyle karşılaşacağım gibi düşünceler içerisinde ister istemez giriyor ve kaygılı. Bundan sebepten dolayı kaygı oluşturabiliyor. Peki ebeveynler burada ne yapıyor? İşte kızım, oğlum kahvaltısız evden çıkma, yanına kuru üzüm al, zihin açar gibi ebeveyn destekleri de oluyor. Düzenli uyku şekliniz yoksa benim tavsiyem son bir hafta kala mutlaka uykunuzu düzene sokun. Basamakları şöyle sıralayalım. İlk önce düzenli bir uyku, sonrasında beslenme, sonrasında sınav kaygısından kurtulacak şeylerden bahsedelim. Dediğim gibi hem motivasyon ve moralinizi bozmamak adına sınava uykusuz girmeyin. Çünkü uykusuz kalmak bilgilerinizin hatırlanmamasına yol açabilir. Stres oluşturabilir. İşte düşüncenizde yoğunlaşmayı azaltabilir. Bugün bir etmenlerden dolayı işte düzenli bir uyku alışkanlığınızı edinmenizde fayda var. Peki sınav öncesi neler yemem gerekiyor ya da işte bizim son bir 10 günümüzü nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Çokça bahsettiğimiz B grubu vitaminlerimiz var. Bunlar bizim zihnimizde strese, yorgunluğa ve paniğe karşı bizi koruyor. Yetersizliğinde konsantrasyon düşüklüğü oluyor, unutkanlık, öğrenmede zorluk, zeka ve hafıza performanslarında azalma gözükebiliyor. Peki B grubu vitaminleri neler? Bunlardan bahsedelim. Kuru baklagiller, kırmızı etler, ay çekirdeği, balık, yoğurt, süt, peynir aslında hepimizin mutfağında ve sofrasında olan besin grupları ama biraz daha özenli olarak yer verirsek daha iyi olur. Muz, kavun, brokoli, ıspanak, enginar şu an çok mevsimi. Bunlar B grubu vitaminlerce zengin. Peki aslında B grubu vitamini olarak bahsettiğimiz bir diğer grup da folik asit. Bu da çok önemli beslenmemizde çünkü beyin gelişimimizde oldukça ve zeka gelişiminde oldukça öneme sahip oluyor. Hatta anne karnından itibaren folik asitin önemini biz görüyoruz. Bunlar da yine dediğim gibi yeşil yapraklı sebzelerde, meyvelerde bol bol karşımıza çıkan gruplardan. Diğer bahsetmem gereken grupta omega 3. Yağ asitleri, EPA, DHA dediğimiz bileşenler bulunuyor bunlarda. Bunlar neden önemli? Sürekli aslında ben bahsediyorum. Bunlar da beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinde, zeka geriliğinin ve zeka gelişiminde ve hafızayı güçlendirmede önemli rol üstleniyor. Hatta Avustralya'da bir çalışma yapılmış ve 6 ay düzenli omega 3 tüketen çocukların hafıza testlerinin sonuçlarını da iyi aldıklarını göstermişler. Dediğim gibi bunlar B grubu vitaminlerinden de hatta işte B6 grubu olarak folik asitten bahsediyorduk. Dediğim gibi beslenme grubumuzda B grubu vitaminlere de oldukça yer vermemizde önem arz ediyor. Şimdi diğer bir vitamin grubu da C vitamini. Neden önemli? Özellikle pandemi sürecinde zaten C vitamini sıkça bahsettik, öneminden bahsettik. Peki bizim buradaki süreçte önemli olan kısmı ne? Çünkü sinir hasarlarına karşı koruyor. Hatta E vitaminiyle beraber destekli alındığında biyo yararlılığı daha çok artıyor. Dediğim gibi EPA, DHA'dan bahsetmiştim. Omega 3'ten bahsetmiştim. Omega 3 kaynağı olarak da ben neyi sayabilirim burada? Somon balığını, yeşil koyu yapraklı sebzeleri, keten tohumu gibi besinleri sayabilirim. Şimdi bizim beslenme grubumuz var, besin piramidimiz var. Proteinler burada önemli bir gruba sahip. Neden sahip? Çünkü uyku halinin azalmasına ya da enerjinin tamamen azalmasında önemli bir role sahip. Protein grupları deyince aklımıza neler geliyor? Et, balık. Bunlar zaten başlıca temel besin proteinlerimizden. Şimdi diğer bir önemli konu da şu.
Biz mesela ders çalışırken ya da sınava girerken hep bize yakınlarımız ne yapar? Şekerli yiyecekler verir. Ya da biz ders çalışırken ne yaparız? İşte şekerli yiyecekler tüketiriz. Cipsler, kuru yemişler, gazlı içecekler, enerji içecekleri, bisküviler, krakerler. Bunlardan çok çok yiyoruz. Şimdi burada yapılan hatalardan birisi de beslenme hatalarına gidiyor tabii ki de bu. Biz bunun yerine ne tüketebiliriz? İşte taze sıkılmış meyve suları ya da işte kuru meyveler ya da işte taze meyve dilimleri tüketirsek son dönemde sınav beslenmesinde daha kaliteli ve dediğim gruplara yer vermiş olacağız. Şimdi açıkta satılan besinler var bir de bunlar. Şimdi biz bunları neden çok fazla beslenmemiz içerisinde olmasını istemiyoruz? Çünkü bunlar çok çabuk bozuluyor. Bozuldukları için de besin zehirlenmesine karşı bize sınav öncesinde bir risk teşkil ediyor. Biz bundansa ev yemeklerini tercih etmemiz daha sağlıklı ve daha güvenli olur. Şimdi diğer bir grupta lifli gıdalar. Şimdi bizim artık sınav günü geldi, çatlı dediğimizde biz artık sınavdan bir gün öncesinde neler tüketmemiz lazım? Şimdi strese bağlı adrenalin hormonumuz çalışıyor ve bizim ister istemez bağırsaklarımızın çalışmasına neden oluyor. Şimdi biz sınav öncesinde kuru baklagil gibi gaz yapıcı besinler ve lif ve yağ içeri yüksek yiyecekler tüketirsek sınavda bizim dediğim gibi tuvalet ihtiyacımızın daha fazla artmasına sebep olacak ve biz burada hem bir yandan gaz sıkışmasıyla, mide sıkışmasıyla tuvalet ihtiyacımız var mı yoksa sınavı mı çözeceğiz kaygısına düşerken olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Bunları önlemek için sağlıklı normal vücudumuzun alışık olduğu besinleri tüketmeye önem veririm. Yani atıyorum ben bir hafta öncesinde kuru baklagil yemezken sınava yakın bir hafta içerisinde tüketirsem bu bana olumsuz bir sonuç olarak karşıma çıkacak. Ya dediğim gibi sindirim sistemi sorunları yaşamamak için bu riskleri ortadan kalkalım. Yani normalde rutinde beslendiğiniz beslenme alışkanlığınızı lifli gıdalar ve yağlı gıdalarla çok fazla ortaya çıkartmayın. Peki ben sınav günü ne yapmalıyım? Şimdi ilk adım kahvaltı. Kahvaltıyı mutlaka yapalım. Neden? Sürekli söylüyoruz zaten. Bizim önemli basamağımızdan biri kahvaltı. Kahvaltıda ağır yiyecekler tüketmeyelim. Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanalım. Hatta sınava yakın dediğim gibi son bir hafta kahvaltı alışkanlığınız yoksa uykudan sonra kahvaltı alışkanlığı edelim. Çünkü sabah kalktığımızda kahvaltı yapmayan birisi olarak enerji açığa çıkacağı için sınavda ders çalışırken ya da işte sınavı çözerken burada bir enerji ihtiyacını duyacağız. Çünkü bu sefer dikkat dağınıklılığı başlayacak. Baş ağrısı ve yorgunluk yerine getirecek. Yeterli enerji ve besin öğelerini sağlayan biri sabah kahvaltısında mutlaka süt ya da taze sıkılmış meyve suyu, peynir, yumurta ve birkaç dilim ekmek. Hatta ihtiyaç duyarsanız tahin pekmez karışımı, domates, yeşil biber, salatalık, maydanoz, meyveler gibi 4 besin grubunu içeren yiyecekleri de tüketmemizde fayda var. Şimdi hafızayı güçlendiren diğer bir ürün de elma. Elma esasında şöyle bir araştırma var. Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı bayağı bir koruyucu kalkan görevi üstleniyor. Hatta biz günlük bir porsiyon meyvemizin yerine elmayı tüketirsek sınav öncesinde daha sağlıklı beslenmiş oluruz. Sınava hazırlanacak öğrenci arkadaşlarımızın, tekrar söylüyorum, bir beslenme alışkanlıkları varsa taze sıkılmış meyve suyu alışkanlığı kazanabilirler. Hatta elma ile havuç suyunu beraber karıştırırlarsa yumurta, birkaç adet cevizle beraber, mis gibi bir kahvaltıyla beraber kendimizi artık sınava rahatlıkla adapte edebiliriz. Diğer vitamin gruplarından bahsetmediğim A grubu vitaminleri var. Şimdi şöyle bir algı var halk arasında. Şimdi sınava giderken biliyorsunuz hepimiz böyle işte şeker yiyoruz, şekerlerimiz var. Hatta çıkartıp işte enerji ihtiyacımızı karşılayalım diye. Aslında bu dikkat ve algılama arttırdığına yönelik yanlış bir algı bulunuyor. Oysa karbonhidrat yönünden zengin beslenme tam tersinde sınavda bir gevşemeye, rahatlığa ve uyku artışına neden olabiliyor. O yüzden de biz de bunun yerine işte kuru üzüm, incir ya da işte A ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyveleri tercih etmemizde fayda var. Şimdi diğer bir konu dediğim gibi hani elma ile havucu beraber taze sıkılmış bir şekilde vermek istedim ya. Şimdi havucun biraz da önemine bahsedeyim. Çünkü beyin metabolizması da önemli. Hafıza ve hatırlama yeteneğimizi arttırıyor. Beyin metabolizmasını canlandırarak hatırlama yeteneğimizi aktif hale getiriyor. Ve hatta ezber yapmak isteyenler için çalıştıklarını kolay kolay unutmayıcı ve hafızada hatırlatıcı
Havuç diyebilirim. Hatta bunu biraz da zeytinyağı ilave ederek tüketirsek A vitamininin orada çözülmesinde fayda olacaktır. Ceviz, avokado, zencefil, kimyonun diğer bir özellikleri de kısa kısa bahsedeceğim. Beyinde fikir üretmesini sağlıyor. Diğer bahsedeceğim önemli bir konu da susama. Şimdi biz sınavdan öncesinde atıyorum baharatlı ve çok tuzlu yiyecekler yersek sınav anında çok susamamıza neden olacak. Şimdi sınav anında susamaya neden olacak. O zaman biz ne yapacağız? Yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınacağız. Su tüketiminin yanı sıra taze sıkılmış meyve suyu sıvı ihtiyacımızı karşılayacak. Hem de konsantrasyonumuzu artacak ve unutmamamıza neden olacak. Diğer bir önemli konu da kafein. Neden kafein önemli? Şimdi atıyorum sınav döneminde hepimiz çok bolca kafein tüketiyoruz. İşte çay, uykumuz gelmesin diye kahve içiyoruz. Burada son artık 10 gün, 15 gün bunları azaltmamızda fayda var. Çünkü adrenalini serbest bırakarak burada stres düzeyimizin artmasına neden oluyor. Ve günde en fazla 2 fincan kahve ve çayla sınırlandırmamız artık önemli. Çünkü aşırı çay ve kahve tüketimi diüretik etkisinden dolayı sınav anında tuvalet ihtiyacımızı arttırabilir. Sınava giderken yanımızda tabii ki de olmazsa olmazsa bulunduralım. Çünkü sınav hatırlamamıza ve motivasyonumuza, dikkat dağınıklığımıza iyi geliyor. Pet şişeyi yanımıza almamızda yarar var. Bütün sınava girecek öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Herkese bol şans.